Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Boyun fıtığı nedir? Bunu tanımlar mısınız bizim için? Boyun fıtığı, boyun kemiklerimizin arasında bulunan disklerin arkaya, omuriliğe ve çıkan omurilikten çıkan sinirlere yaptığı bası sonucu oluşan duruma boyun fıtığı diyoruz. Boynumuzda 7 tane kemik bulunmakta ve 8 tane aralık bulunmakta. Bu aralıklardan en çok 5. ve 6. omurlar arasında ve 6. 7. omurlar arasında boyun fıtıkları gözüküyor. Peki belirtileri nelerdir? Sıkça boynum ağrıyorsa benim boyun fıtığı olduğum anlamına mı gelir? Korkmalı mıyım? Her zaman her boyun ağrısı boyun fıtığı demek değil. Boyun ağrıları hepimiz çok sık yaşarız. En az yılda bir kez boyun ağrısı görülür. Bunlar genelde kas eklem ağrıları şeklinde olan ağrılardır. Bunlar her zaman boyun fıtığı demek değil. Ama boyun fıtığı ağrıları daha çok boyunda şiddetli kola, omza doğru yayılan ağrılar şeklinde kendini gösterir. Kolda güçsüzlük, uyuşma şeklinde bulgular verir. Özellikle geceleri çok ağrılarımız olur. Yani hangi yastıkta yatacağını aslında bilemez. Kolunu nereye koyacağını bilemez. Bu şekilde şiddetli ağrılar giderek artan bir şekilde kendini gösterir. Bunun dışında başka belirtileri var mıdır boyun fıtığının? Boyun fıtığının tabii ki. Yani fıtığın omurilikte yaptığı basının cinsine, derecesine göre değişir. Genelde sinire yapan basılarda kol ağrıları, omuz ağrıları daha belirgindir. Orta hattan omuriliğe yapan ağrılarda ise kanalı daraltması ve miyelopati dediğimiz alt tarafta güçsüzlükle kendini gösteren ağrılar şeklinde belirtiler verir. Tedavi için illa ameliyat mı olmak gerekir eğer boyun fıtığıysa? Boyun fıtığının yine derecesine, cinsine göre değişir. Bunu biz tanı yöntemlerimiz, MR, MG gibi tanı yöntemlerimizle değerlendiririz. Öncelikle muayene çok önemlidir. Ve buradaki basının derecesine, şeyine göre karar veririz. Eğer hastanın kuvvet kaybı, duyu kaybı belirginse, çok şiddetli ağrıları oluyorsa ya da miyelopati dediğimiz omuriliği orta hattan basan ve sıkıştıran ileri derecede fıtıklarda ameliyatı özellikle tercih ederiz. Ama diğer hafif fıtıklarda, ufak basılarda bu ilaç tedavisi, işte ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ya da fizik tedavi ya da enjeksiyon tedavileri yeterli olabilir. Sağlığımız yerindeyken alabileceğimiz önlemler var mı? Var tabii ki. Şimdi fıtıkların en önemli etkenlerinden bir tanesi sigaradır. Bu disklerde dejenerasyona yol açarak onların bozulmasına ve fıtıklaşmalarına ya da neden olur. Yine ara ara gelen küçük travmalar, mikro travmalar dediğimiz hadiseler, boynumuzun zorlanması, bunlar ileride fıtıklara yol açabilir. Yine yaşam stilimiz, ergonomimiz, çalışma pozisyonumuz, bunların hepsi bu fıtıklaşmaların tetikleyici unsurları olarak görülebilir. Yaşımız ilerledikçe bu omurlar arasındaki disk dediğimiz yapının içeriğindeki su miktarı azalır. Bu su miktarı azaldıkça o kıkırdaksi yapının bütünlüğü bozulmaya başlar. Ufak çatlaklar gelişir ve giderek ortadaki daha elastik olan kısım dışarıya doğru bası yapmaya başlar. İşte biz buna fıtık diyoruz. Sonra bu çatlaklar gelişir, bazen yırtılabilir ve sinire ya da arkada omuriliğe bası yapar. Boyun fıtığı dediğimiz hadise budur. Bunu da tetikleyen nedenler vardır. Yapısal bozukluklar olabilir bu kıkırdaksı dokuda ya da işte duruş, pozisyon, ağır kaldırma, ters hareketler. Örneğin yatarak kanepede uygunsuz bir şekilde boynumuzun durması. Yani bunların hepsi tetikleyici hadiselerdir ve bunlardan kaçınmak gerekir. Yapmamız gereken şey bunlardan kaçınmak, ergonomimizi çalışırken, işimizi yaparken düzeltmek, spor yapmak. Özellikle egzersiz
boyun egzersizleri, esnetme ve germe hareketleri bunlar önemlidir. Riskli meslek grupları var mı? Sürekli işte ekrana bakmak. Masa başında çalışanlar evet. Özellikle, bilgisayar başında duranlar. Bunlar riskli pozisyonlardır. Yine ağır işçiler, duvar çalışanları yani boyayıcılar vesaire bunlar riskli mesleklerdir. Bunlar da boyun fıtıkları daha sık görülür. Boyun fıtıkları ameliyatı genelde hastalar çok korkuyor. O kadar korkacak bir şey yok. Şu andaki teknoloji oldukça ilerlemiş durumda. Mikrocerrahi olarak yapılıyor bu ameliyatlar. Genelde boyun fıtığı ameliyatlarını önden ya da arkadan olmak üzere iki şekilde yapabiliriz. Enseden ya da önden. Bunda mikroskop kullanıyoruz. Mikrocerrahi olarak açıyoruz. Bu yüzden hani teknikler çok daha gelişmiş ve çok daha güvenli yöntemler haline geldi. Boyun fıtığı ameliyatlarında oradaki diski boşaltıp o basıyı ortadan kaldırıyoruz ve araya ya kafes dediğimiz kemik aşı ya da disk protezi dediğimiz yapay protezler yerleştiriyoruz ve bu şekilde önden yaptığımız ameliyatlar bu şekilde oluyor. Yine arkadan da ameliyat yapıp oradaki ufak fıtıkları boşaltabiliyoruz. Bunlar hastanın bulgularına, diskin büyüklüğüne, özelliğine, nereden bastığına göre karar verdiğimiz unsurlar. Yine Avrasya Hastanesi olarak da bu konuda her türlü teknolojimiz var ve her türlü ameliyatları yapabiliyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.